Evet işte sevgili izleyiciler, bugünden yarına ne olacağını kestiremiyor insan. Faniyiz ne de olsa. Yani bundan bir hafta önce bu anda bu sahnede, bir hafta sonra vedanın geleceğini bilemezdik. Büyük finalin bir hafta sonra olacağını hiç kestiremezdik. Ama öyle geldi mi geldi, kapımıza dayandı mı dayandı. Bu gecenin sonunda iki yarışmacımızla vedalaşıyoruz. Ve önümüzdeki hafta büyük finalde geride kalan 5 güzel kadın büyük ödül 100 bin lira ve Türkiye'nin en stil kadın unvanı için yarışacaklar. Bu gecenin son performansı, bakalım o kendisini sahnede nasıl hayal etti. Gülay Hançer podyumda. Hoş geldin Gülay. Hoş buldum. Aman. Elbise biraz büyük geldi. Yine kilo verdim. İnanmıyorum. Peki sahneyi biraz anlat bakalım bize. Pop şarkıyla çıkacaktım. Hı-hı. Ama baktım arkadaşlarım bu tarz seçtiği için arabesk müziğini de seviyorum. Hı. Ebru Gündeş'in büyük bir hayranıyım. Çok hoş bir bayan sesine arabesk bayılıyorum. Ondan dolayı. Peki. Bu geceyle ilgili ne düşünüyorsun? İki yarışmacı elenecek. Evet, heyecanlıyım. Kendinle ilgili bir endişen var mı? Büyük merakla bekliyorum. Var mı kendinle ilgili bir endişe? Var. Gidebilir mi diyor musun? Tabii ki. Her biriniz için geçerli tabii ki. Bir tek İlgen'in biraz şansı var, o da taçlı olduğu için. Gel bakalım soralım. Teşekkürler. Zeynep. Gülay renk yakışmış. Ama ben hep beğenemedim ya. Böyle belin yok, boyunu kesmiş, ayakkabın bir tek rengini beğendim. Yani bilmiyorum, tabii ki jürimiz daha iyi bilir ama kolay gibi mi geldi? Sanki böyle hani bir dükkandan abiyi alıp giymişsin gibi görünüyor ama seçtiğin konsepte uyuyor da, onu da bilmiyorum. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum yani. Ben çok beğenmedim. Yani sana yakışıyor böyle elbiseler. Elendiğin gecede de mi böyle bir şey giymiştin Gülay? Buna benzer. Bunun sırtı ya, açık ama dediğim gibi provada aslında tam oluyordu. Ya gerçekten yine kilo verdim. Çok koşturuyoruz, yapacak bir şey yok. Eriyoruz. Eriyoruz burada. Evet Nihal.
beğenmedin. Bu kadar mı? Yani şov namına bir şey göremedim. Olsun, ben seni bugün beğendim. Teşekkürler. Görünüyorsun. Ben de seni genelde beğeniyorum ama bugün beğenmedim. Teşekkürler. Hülya'cığım, hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Bol şans. Zeynep çıktığında söyleyecektim de sonra araya laf kaynadı, unuttum. Zeynep sahnen kötü diyecektim ona. Ama bana... senin daha kötü bir sahnen varmış. Gülay'cığım. Elbiseyle hareket yani, edemiyorum çünkü. Tamam, bir moda ve stil programı bu ama final geceleri şov yapıyoruz. Ve herkes bunun için çalışıyor, uğraşıyor, çabalıyor. Zeynep'in sahnesi kötü olmasına rağmen yine de burada bir hareketler, bir senkrona uymalar, bir seyirciye pas atmalar, bir hallenmeler, bir şeyler yaptı. Ama sen hiçbir şey yapmadın. Yani sıfır. Zaten şarkının sözlerini bilmiyorsun. Bence çalışmalıydın. İngilizce bilmeyenler bile orada senkronu tutturdular. Sıfır senkron, sıfır performans. Hadi bunları geçtim. Ben bunlar üzerinden çok puan kıran bir adam değilimdir. Ama elbisen de kötü. Ayakkabın berbat. O elbiseye o mikrofonu almışsın. Ya. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu final gecesi elbisesi değil. Bunu ancak cuma şıklığında giyersin. Tamam. Ki ben bugün çok bonkör günümdeyim ya, kimseye 3 vermedim. 3 bonkör halimle 3. Normalde bence 1. Tamam. Keşke daha çalışsaydın, daha özen gösterseydin. Beğenmedim. 3 puan Kemal Doğulu'dan. Orkan. Eskiden gazinolar vardı. Bu gazinolarda az solistler olurdu. Bir zaman geçirmek için az solist en geç vakit çıkardı. Böyle önce tanınmamış ses sanatçıları çıkardı. Ama bunların bir kısmı daha sonra çok yükselmiştir, bir kısmı da yok olmuştur. Ama en azından sahnede hareket yaparlardı, şarkıları ona uygun söylerlerdi. Sen hiç... Hiç böyle orada durdun, sanki böyle ilk defa çıkıyormuş sahnede, işte bir şeyler söylüyormuş, içeri kaçıyormuş havasındaydın. Tamam, performansı geçtim ama bazı şeyleri performansla birleştiriyoruz biliyorsun. Yoksa ben Emel'e 5 vermezdim. Emel 4'lüktü benim için ama performansıyla birleştirdiği zaman ortaya bir 5 çıktı. Bazılarınızda da öyle. İşte aynı şeyleri söylememe gerek yok. Bir kere o mikrofon, yani o kıyafeti, o mikrofon insan... Bak demin orada tüyler müyler takmıştı Nihal. Sen de keşke kendi mikrofonunu kendine benzetecek renklerde kullansaydın ya da üstüne bir kılıf geçirseydin. Bir de ayakkabı kesinlikle bu kıyafetin ayakkabısı değil. Ama kıyafet yakışmış, çok hoş olmuş sana. Hep konuştuğumuz gibi yırtmacının yeri güzel, bacak boyunu uzatmış. Ben sadece 4 veriyorum sana. Teşekkürler. 4 puan Urkan Erez'den. Teşekkür ediyoruz. Ben neden hareket edemiyorum? Elbise gerçekten hiç oturmuyor. Ama onu giymeyeceksin hareket o zaman. Bugün elbiseyi akşam geldi elbise. Elbiseyi giymeyeceksin ya da askı yaptıracaksınız rahat etmeniz biliyorum için. Çocuklar. Teşekkürler. Nurella. Misafiri dinliyordum. Ne kaynatıyorsunuz siz kıyafeti orada? Tabii. Yani. Kıyafeti tabii. Kıyafeti, onu diktiği kıyafetlerle karşılaştırıyoruz. Tabii imkansız dedik. Bir de Ebru Gündeş hani çok şıktır sahnede. Çok tabii özel giyinir. Yani mümkünatı yok. Karşılaştırma bile yapamayız. Önce puanlama vereyim. 3 puan Rella'dan. Çok güzel bir kadın Gülay. Ben çok beğenirim hakikaten. Değişik bir yüzü vardır. Böyle melez güzeli. Fakat beni de hayal kırıklığına uğrattın Gülay'cığım. Bunlar cuma şıklığında oluyor veya hafta içinde biliyorsunuz bu tarz elbiseler giyiniyorsunuz. Bir kere elbiseni çekiştiriyorsun bir. Bu kadar dekolteye böyle bir yırtmaç hiç sevmem. Yani ve o ayakkabı. Benim söyleyeceklerimi zaten Kemal de söyledi. Üstelik o taşlı mikrofonun. Her neyse yani ben bir şey bulamadım. Şarkıyı da doğru senkron tutturamadın. Dersini çalışmamışsın tabii ki. Tamam güzelsin, kafanı keselim, nereye koyalım? Olmamış. Hatırlarsan Maria'ya ilk bir gala gecesi, gala haftasıydı değil mi çocuklar? Aynen. Bunun kapanışını gold'unu giymişti de... Kıza neler etmiştik çünkü olmazdı gala gecesi demek.
Yani bir şeyler yapacak, bir şarkıcı veya bir bilmem ne emek isteyen bir şey beğenirsin, beğenmezsin. Mesela Nazlı da kendince emek vermiş, ben beğenmedim. Ama yine de bir emek vermiş. Ama verdiği emeği de sevmedim ama çalışmış en azından. Ama sen hiçbir şey yapmamışsın. Ben böyle geçirmişsin üstüne, buraya gelmişsin. Yok. Üzgünüm onun için. Ben bir gün boyunca bu kumaşı aradım. Çünkü yeşil payet istedim ben, en sevdiğim renk olduğu için. Gerçekten bir gün boyunca sadece kumaş aradım. Provaya da gittim. O zaman tam oluyordu ölçü. Şu an boldu, hatta daralttık içeride tekrardan. Halen bol geliyor ve o kadar çok elbiseye konsantre oldum ki hareketlerimi yapamadım, sözleri bile aklımda bak, değildi. Şimdi çünkü rahat değildim. Sen Ebru Gündeş'i en azından internetten bakardın. Baktım. Madem Ebru Gündeş oluyorsun, bugüne dek neler giymiş. Ben senin de olsam buramı kapatırdım. Çok spor bir model yapardım, yüzücü. Bir ben çok severim. O zaman bacağını aç. Bunun altına da o ayakkabı külliyen ve külliyen olmaz. Bunun altına bir artık öyle bir ayakkabı yok gibi bronz olacaktı. Bronz, rengini. Yani bronz böyle yok gibi, süet, ne bileyim ben, yılan olurdu ama böyle esmer ten rengi falan. Artık çünkü orada burada elbise solist çünkü. Ben zaten aslında bambaşka bir kıyafet seçtim. İçeride gösterdim ekipte. Ya. Ekip dedi çok abartılı olması lazım ki biraz sahne doğru ama olsun. Sahne... Ben çok fazla ciddiye aldım, fazla abarttım. Şarkıcı da olamadın burada yani. Onu da çalışamamışsın. Hani hepsi bir şeyler yaptılar kendi çaplarında. Ben de kendime göre kesinlikle mesela, çaba gösterdim. Efendim? O ayrı bir şey. Ben gerçekten emek verdim. Koşturdum yani. Ama emek verdin, hayır. Elbise diktirmişsin. Mesela kaç kişi, iki kişi dansçılarla çıktı. Uğurkan çok doğru bir şey söyledi. Tek başına dans daha kolaydır. Dansçıya uydular. Hepsi bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Sen de üç gillerdensin. Bu gece benim üçüncü üçüm galiba. Çünkü bir şey yapıyorsan hakkını vereceksin. Geçen hafta Nazlı bir star yaptı, bir efsaneyi canlandırdı. Yani etkisinde ben iki gün kaldım nasıldı diye. Ama bugün hani benim gözümde bir efsane olmadı. Sen de efsane olmadın. Sen bunları zaten cuma şıklığında yapıyorsun. Ve bunun daha güzelini de giydin. Hatırlıyorum. Son benim söyleyeceklerim bu kadar canım. Yılmaz Bey. Ben iyi akşamlar diliyorum size. Öncelikle çok güzelsiniz. Çok. Teşekkürler. Yani vücut proporsiyonunuz mükemmel diyebilirim. Fakat canlandırdığınız sanatçı olsun, seslendirdiğiniz eser olsun, sahnedeki hakimiyetiniz olsun. Az önce Üstad Uğurkan Erez Beyefendi'nin söylediğine gönülden katılıyorum. Çünkü ben gazinoların son temsilcisiyim. 1997 yılında Luna Park Gazinosu'nun as solisti olmuştum. Benim gözümde bu kıyafet, bu sahne performansı ancak sahneyi ilk açan bizim üvertür diye nitelendirdiğimiz sanatkarların pozisyonu için geçerli. Ama güzelliğinden dolayı benim puanım 4. 4 puan Yılmaz Morgül'den. Teşekkür ediyoruz. İvana. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum senin ilgili. Çok güzel, zarif ve terbiyeli bir kadınsın. Teşekkürler. Benim için çok önemli bunlar. Evet, üzerindeki elbise oturmadı. Renk çok yakıştı. Ne de dekolte, ne de yırtmacı, ne de tamamen elbise sana göre değil. O asolist hava taşımıyorsun. Sen deri taşıyan bir kadınsın. Maskülen taşıyan bir kadınsın. Yanlış konsept seçtin ve bana göre kolay kaçtın. Ondan dolayı maalesef 4 puan İvana'dan. 4 veriyorum. Teşekkürler. Öykü Hanım, zaten günümüzde de asolistlik diye bir kavram kalmamıştır artık. Çünkü gazino yoktur. Evet. Hepimizin çıktığı restoranlar vardır. Müzikal lokaller vardır. Canlı. Ama orada çıkmakla as solist olunmuyor. Tabii. Çünkü as solist demek
bütün Türk halk müziğinden, Türk pop müziğine, işte dans starlarından, fasıl starlarına kadar bütün büyük kadroyu tek başına götürebilen, sesiyle, fiziğiyle, sanatıyla hitap edebilen insanlara starlardı. Ama bugün ne o gazinolar, ne de o ne bileyim hani Ebru Gündeşler, Sibel Canlar döneminden sonraki dönemlerde ve gerçek anlamda az solist çıkmamıştır. Yok artık yani kimse ben az solistim, ben şuranın az solistliğini yapıyorum demesin. Türkiye'de demeye hakkı yok. Öyle bir yer de yok, öyle bir ünvanı alacak insan da yok Türkiye'de şu anda. Onu karşılayabilecek o kültüre sahip bir seyirci ve izleyici tabii Emel Sayınlar, Gönül Akkorlar, efendim Bülent Ersoylar, tabii daha eski müzisyenler, hamiyetler döneminden sonra Beyi Aksoylar, Gönül Yazarlar. Hani o dönemlerden sonra hani en son biliyorsunuz ki hani Sibel Canlar, işte Ebru Gündeşler, Yılmaz Morgüller, başka kimse çıkmadı. Ama bunlar acı gerçek. Evet, şimdi onu söyleyecektim. Acı gerçek, lütfen. Ben yarışmacımızı yerine uğurluyorum. Ve işte o saydığınız pop, Türk sanat musikisi, makamlar, o bütün kadroyu taşıyabilecek şahane bir yıldız var aramızda. Türk müziğinin en büyük seslerinden biri olarak sizi bir efendim. Kez daha sahneye almak istiyoruz. Biz böyle çifter çifter geldi bu hafta bizim vedamız. Biraz ruh halimizi ayarlayalım istiyoruz. Alkışlarla Yılmaz Morgül karşınızda. Çile güzelim, çile. Hadi artık eğlenelim, oynayalım.